Çocuklar merhabalar. Size bugün okuma kurallarından bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuklar okurken bir defa kitaba çok fazla yakından bakmıyoruz. Neden? Göz sağlığımız için, boyun sağlığımız için, omurga sağlığımız için daha uygun mesafede bakarak okumalıyız. Sessiz okuma yaptığımız zaman çocuklar dudaklarımızı kıpırdatmadan, yani böyle değil de ağzımız kapalı, gözlerimizle kafamız da gelip gitmiyor bu şekilde. Sadece soldan, şöyle göstereyim size, size göre yani şurası sol, soldan sağ, soldan sağ, sadece gözlerim oynuyor. Tamam mı? Şu şekilde. Anlaştık mı? Okurken, sessiz okurken bu şekilde okuyoruz. Sesli okurken de çocuklar karşıdaki kişinin bizi duyabileceği şekilde sesimizi ayarlamalıyız. Yani çok yüksek sesle okuyup karşı tarafı rahatsız etmemeliyiz. Ya da çok kısık, sessiz bir tonla okursak da karşı taraf bizim ne okuduğumuzu anlamaz çocuklar. O yüzden ses tonumuzu ayarlamamız gerekiyor. Yani çok yüksek değil, çok alçak değil. Ortalamamız gerekiyor, tonlamamız gerekiyor güzelce. Tamam mı? Ve ayrıca çocuklar okuduğunuz zaman vurgu yapmanız gerekiyor. Belli yerlere, belli kelimelere, önemli kelimelere. Bunu tabii siz daha benim mini mini birlerimsiniz. Siz bunu ileride böyle bol bol kitap okuyarak, şiir okuyarak, tekerleme okuyarak, mani okuyarak öğreneceksiniz. Tamam mı? Ama şimdiden ben bunları size söylemiş olayım. Onun dışında çocuklar okuduğumuz kelimeyi dikkatli bir şekilde okumalıyız. Yani eksik harf, eksik hece okumamalıyız. Daha dikkatli, daha odaklanarak okumalıyız. Yani kitap okuduğunuz yerde televizyon açık olmasın. Telefon açık olmasın. Radyo açık olmasın. Yani sizin dikkatinizi dağıtacak bir şey olmasın. Kitap okumaya başladığınız zaman evde herkes sessiz olsun ve güzel bir okuma saati yapın. Tamam mı? Biliyorsunuz kitap okumayı ben çok önemserim çocuklar. Çünkü kitap okudukça biz genel kültürümüzü artırırız, bilgimizi artırırız, derslerimizdeki başarımızı artırırız. O yüzden okumak çok ama çok önemlidir. Şimdi size bunları anlattım. Şimdi burada boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduralım. Okurken nokta 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 ve tonlamaya dikkat etmeliyiz. Neye dikkat ediyorduk? Vurgu. Evet, vurgu. Burada alalım seni. Canım. Vurgu. Okurken vurgu ve tonlamaya dikkat etmeliyiz. Bunu siz çocuklar diyorum ya, zamanla okudukça okudukça öğreneceksiniz. Virgülde yarım nefes, noktada tam nefes alıyoruz ve özene özene dikkatli dikkatli okuyoruz. Evet, seni tamamladık. Nokta 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 gibi okumalıyız. Nasıl okumalıyız? Konuşur gibi okumalıyız. Yazalım onu da. Cümleye başladım. İlk harf büyük. Konuşur gibi okumalıyız. Ona da bir tik atalım. Herkesin duyabileceği nokta 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 okumalıyız. Herkesin duyabileceği sesle okumalıyız. Çok kısık. Herkesin duyabileceği sesle okumalıyız. Hece ve harfleri nokta 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 okumalıyız. Nasıl okumalıyız? Eksiksiz okumalıyız. Tam çıkarmalıyız sesleri çocuklar. Eksiksiz. Evet çocuklar,
bol bol okuyoruz, bol bol yazıyoruz. Çünkü okumak bizim zihnimizi açar ve bizi özgürleştirir. Hiç gitmediğimiz ülkelere kitap okuyarak gidip gezmiş kadar bilgiler edinebiliriz, öğrenebiliriz. O yüzden sen oku, ben okuyayım, herkes okusun, bol bol okuyalım. Okumak güzeldir. Görüşürüz. Bay bay.